Şimdi gastrit diyelim ki yanlış beslenme, abur cubur vesaireden dolayı gastrit, ülser, reflüye yakalandı. Kişi yakalandı. Ne Peki yapacağız? bitkilerle olan ilişkisi ne olacak? Ha, yani kimyasal ilaç kullansa ha. Kimyasal ilaç kullanılıyor. Bir helipak, trio vesaire. Bu antibiyotikler, mide için kullanılan antibiyotikler çok çok tehlikeli. Neden? Çünkü mide için kullandığınız antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Bağırsaklarda 2 kilo bakteri var. Bunun %99'u faydalı. Arı gibi çalışıyorlar. Ne iş yapıyorlar? Vitamin üretiyorlar. İnce bağırsakta sindirilmeyen besin atıklarında kalın bağırsakta bunlar sindirilir. Siz mideyi tedavi edeyim diye kullandığınız ilaç bağırsaktaki faydalı bakteri yok ederse ne olur? Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, kaplama rahatsızları, romatizma vesaire vesaire. Sonunda erken bunama. Eyvah, eyvah. Şimdi ama buna karşı mide için Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Neyle? Bildiğimiz lahanayla. Lahana. Lahana, evet. Lahana da öyle basit lahana. Hemen geçmeyelim. Neden? Çünkü binden fazla etken madde var. Bunlardan ikisi bizim için çok önemli. Bir, metil yonun sulfonyum bromit denen Bu bildiğimiz beyaz lahana değil mi? evet. Evet. Metil yonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Eskiden yeni tespit edildi bunun bir çok hassas bir amino asit olduğu. Evet. Önceleri deniyorduk buna U vitamini, ülseri iyileştirdiği için. Fakat ileri araştırdılar ki böyle bir vitamin yok. Sonra Ulkus faktör dediler. Yani ülseri iyileştiren bir faktör var ama ne bilemiyoruz. Evet. Sonra öyle bir faktör de olmadığı anlaşıldı. Bunun çok hassas bir amino asit olduğu anlaşıldı. Lahanayı haşlarsanız amino asit bozuluyor. Etkisi sıfır. Peki. Kaynatırsanız bozuluyor. Hatta mikserde çekseniz ısındığı için bozuluyor. Amerikalılar bunu özel bir sistemle Evet. soğuk presle suyunu çıkarıp hastalara kullanmışlar, iyileştirmişler. Peki yaprak halinde tüketilse hani bir Etken faydası madde mı? az, o şekilde etkisi olmaz. Olmuyor. Onu bir şekilde Tabii, diyorsunuz tabii. kaynatmadan hani başka tip Haşlamadan, şeylere evet. kaynatmadan, mikserde çekmeden özel bir sistemle elde etmek lazım. Şimdi fakat lahananın birleşiminde bir de tiyosiyanat var. Yani 1.000 tane güzel vitamin, mineral, enzim Evet. vesaire var. Bir de zararlı bir madde var. Tiyosiyanat. Çok az miktardaki tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Engellerse ne olur? Kişi de guatır olur. Evet. İşte Karadenizlerde çok guatır gözükmesinin sebebi çok lahana yedikleri için çok guatır ortaya çıkar. Evet. Karadeniz Bunu bölgesine has bir rahatsızlıktır evet. hakikaten. Evet. Şimdi bunu biz ne yaptık? Bir birleşimindeki bu zararlı maddeyi, tiyosiyanatı zararsız hale getirdik. İki özel bir metotla lahananın suyunu çıkardık. Üç, birçok mide için faydalı olan laden gülü mesela. Siz lahananın suyunu bu şekilde çıkartabiliyor musunuz? Yani Tabii siz tabii tabii. güzel. Şimdi bu nedir? Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Tamamen %100 doğal, kimyasal bir madde içermez. Bitki Hatta karışımlı lahana suyu. Evet. bu tür sıvılarda genellikle likit içilen sıvılarda genellikle sodyum benzil kullanılır ki benzoat kullanılır. Koruyucu madde. Yani bakteri, virüs ve mantarlar üremesin diye. Evet. Biz bu madde zararsız diyor bazı uzmanlar. Bazı uzmanlar hafif zararlı olabilir diyor. Kullanılmasına mahsur yoktur diyor vesaire vesaire. Ama biz buna rağmen ya ileride belki problem tetikleyebilir bilinmeyen bilmiyoruz yani kimyasal madde. Bu nedenle kimyasal bir madde kullanmamak için İspanya'dan çok özel bir koruyucu madde getiriyoruz. Evet. Kuş burnunun ekstraktı, destilasyonla ya yani damıtılarak elde edilen ekstraktı, olotu ekstraktı gibi 5-6 çeşit bitkinin ekstraktından oluşan özel bir koruyucu madde içerir bu. Yani kimyasal madde içermez. Güzel. Hiçbir yan Peki etkisi yok.
Küçük yaş, büyük yaş hep kullanabilir mi? Bir yaş sınırı var mı? Yaş sürü her yaş, her yaş Her kesiyorlar, her yaş yaşta herkes. kullanabilir. Peki bunu nasıl kullanacak kişi? Yani sabah bir ölçek midir? Nedir bunun Yetişkin bir kullanımı? kişi sabah, öğle, akşam yemekten önce bir su bardağı. Yemekten önce içerse aynı zamanda zayıflatır. Lahananın hep bir bilinir, değil mi? Zayıflatır. Zayıflatma özelliği vardır, hep Yemekten söylerler. sonra içerse zayıflatmaz. Yemekten sonra içerse hafif zayıflatıcı özelliği de var. Yani aç karnına Zayıflatır. aldığı zaman. Düzenli kullandığı zaman hem gastrit, reflü, ülserden kurtulur hem de zayıflatıcı özelliği vardır. Zayıflatır yavaş yavaş. Evet. Düzenli kullandığında sadece bununla bile zayıflayabilir. Başka bir şey kullanmadan.